Kaymakam buyurun efendim. Şöyle karıcığın aklına, masanın aklına. Şurayı açabilir miyiz? Pardon, affedersiniz. Merhaba. Evet, evet. Ne yapayım? Sen şampiyon olamayınca mı? Hayır. 1,5 yıldır var. Böyle mi geçiyorum? Buyurun efendim. Eyvallah, ne demek? Devam edin. Sen fotoğraflar var mı? Hadi arkadaşlar resim alın da başlayalım. Efendim yan tarafa alabiliriz sizleri de. Şey alabiliriz efendim. Gel. Engin. Murat müzik çalsın. Gel abi gel ya. Aç biraz. Sen de yanına gel. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kocasinan Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın İl Müdürlerim, Sayın Ticaret Odası Başkanım, Sayın Urfa Ticaret Odası Meclis Başkanım, basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli misafirlerimiz. Dedecan Ocakbaşı, acının en tatlısı sloganıyla, muhteşem lezzetleriyle Urfa, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'dan sonra Kayseri'de de hizmetinize giriyor. Bizleri bu lezzetlerle buluşturan değerli yatırımcılarımız adına açış konuşmalarını yapmak üzere Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sayın Mustafa Demirel'i davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, değerli il müdürleri, kıymetli misafirler. Sayın Bakanım, bugün yoğun temponuzda bize zaman ayırdığınız için, değerli misafirlerimiz zaman ayırdığınız için hepinize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Tabii meslek olarak göğüs hastalıkları uzmanıyım. Göğüs hastalıkları, akciğer hastalıklarıyla, ciğerle uğraşan bir meslek. Mustafa Bey, Dedecan'da Kayseri'de bu işe en iyi kim yapar diye araştırmış. Sağ olsun ciğerle alakalı ihtisasımızdan dolayı da bizi tercih etmişler. Öyle olunca biz mesleğimizin dışında bu işe girmiş bulunmaktayız. Dedecan şirketine, firmasına başta Mustafa Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Kayseri'yi Doğu'nun, Urfa'nın en leziz yemekleriyle, tescilli yemekleriyle Kayseri'de buluşturduk. Tabi tevafuk, biz sadece Ataşehir'de bir yemek için gitmiştik. Orada Kayseri'yi açar mısınız dedik. Açılması mümkün dendi ve bugün çok bu seviyeye geldik. Katılımlarınızdan dolayı değerli il başkanlarım, il müdürlerim, sizlere şükranlarımı sunuyorum. Acının en tatlısını Kayseri'ye inşallah tattıracağız. Kayseri'ye bu mekanla güzel tatları sunacağız. Çünkü Türkiye, dünyada hangi büyük şehre gittiğiniz zaman mutlaka akşamları gideceğiniz marka restoranları var. İnşallah şehrimizin de marka restoranı olacak. Tescilli ürünler sunacağız inşallah. Katılımlarınızdan dolayı basın mensuplarına, misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Mustafa Bey'in konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi davet ediyorum. Yorulduk. Pardon. Nasılsa COVID hocası burada, bir şey olmaz. Çıkaralım hocam. Çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Günümüz hayır getirsin. Bugün burada açılışını yapacağımız, Mustafa Bey'in önderlik ettiği, şimdilik sahiplik demeyelim, her şeyin sahibi Cenab-ı Hak, bekçiliğini yaptığı müessesenin de önce ailesine, sonra şehrimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli dostlar, herkes doğduğu yeri sever. Fıtridir bu. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Herkese memleketini sorun. Belki hiç tabii güzelliği olmayan dağ başında da olsa size bir anlatır, bir över ki vallahi hayran kalırsınız. Biz de ama şehrimizi seviyoruz. Elhamdülillah. Çok şükür Cenab-ı Hakk'a ki bizi bu şehirde dünyaya getirmiş. Böyle bir ortamda büyümüşüz. Ve şehrimize de borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Hep birlikte. Burada birçok yönetici de kardeşim var. Onlarla birlikte. Tabii bu şehirde ticaret iyi gelişiyor. Eğitim alanında güzel işler oluyor. 4 üniversitemiz var. Organize sanayilerde güzel işler oluyor. Ama hizmet sektöründeki bir eksiklik hep içimizi acıtırdı. Sebebi de eskiden beri geleneksel olarak bizler lokantaya gitmeyi, dışarıda yemek yemeyi, hatta dışarıdan ekmek almayı ayıp karşılayan bir neslin çocuklarıyız. Dedem eve çarşıdan ekmek getireceği zaman kocaman bir yağlığı vardı. İçine sarar getirirdi kimse görmesin diye. Biraz da fakir fukaranın gözü düşmesin diye. Dışarıda da yemek ayıptı. Misafir gelir, nereden gelirse eve götürülür. Hele yaz mevsimi ise kesin bağa götürülür. Elin adamları veyahut da ciddiye alınmayan adamlar lokantaya götürülürdü. Böyle bir adet vardı. O zaman da hizmet sektörü gelişmiyordu bu Kayseri'de. Ama zaman içerisinde öyle bir hal almaya başladı ki evde misafir kabul etmekte zorlaştı. Bir akşam bir arkadaşın evindeyiz. Biraz daha oturun da dedi, size katmer yaptırayım dedi. Ya bırak dedik şimdi, bu saatte hanımefendiye eziyet etme. Size ne kardeşim, ben yaptırırım falan diye efeleniyor. Biraz daha ısrar edince ya siz ne yapacaksınız dedi. İçeri giderim, yalvarırım, yakarırım. Eline ayağına düşerim. Yaptırırım. Şimdi o dönemler biraz geride kaldı. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki güzel güzel böyle yerler açılıyor. Hiç kimseye yalvarmaya, yakarmaya gerek yok. Hatta hanımefendinin elinden tutup getirirseniz daha çok dua alırsınız. Buralarda misafirlerinizi ikram ederseniz daha da yüzünüz ak olur. Böyle yerlerin açılması bir şehrin büyümesinin alameti, gelişmesinin alameti. Bunlar son derece mutluluk verici işler. Bu arada da Mustafa Bey'le de ilgili bir iki şey söylemek lazım. Maşallah okumuş Kayserilerden ama ticaretini biliyor. İşi rast gelsin. Hem okuyanlarından hem de dışarıda ticareti takip edenlerinden. Allah başarılı etsin. Elinden birçok hastaya şifa dağıtıyor. Duacıyız. Rabbim bundan sonra da şifa dağıttırmaya devam etsin. Ama bir taraftan da tabii ki böyle güzel yerlerin açılışına da vesile oluyor. Bundan dolayı da biz mutluluk duyuyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Cenab-ı Hak güzel kazançlar versin diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, müsaadelerinizle açılış kurdelesini kesmek istiyoruz. Kıymetli protokol üyelerimizi de kurdele kesimi için buraya davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun efendim. Tamam. Sayın Başkanım buyurun efendim. Gelin. Başkanım buyur. Mustafa Bey'i böyle alalım. Burada Ahmet Bey hazırız. Tamam. Şevket abi. Sen en eski protokol sensin abi. Buyurun efendim. Ben bu abiden belediyeyi teslim aldım. Siz şöyle alalım. Evet kızımız geç hadi gel. Sayın Bakanımız hadi gel. Tepsiye oturacak. Efendim buyurun. Sen de yarın göstereceksiniz abi. Çekil. Aklını alalım. Sen de gel. Sen şöyle gel. Çekil arkadaşlar. Çekil arkadaşlar. Bu benim. Gel bu tarafa gel. Gel şöyle gel. Ha. Ben size bakayım. Buyurun buyurun. Çekil o kızımızı böyle yerine alalım. Gel şöyle gel. Gel bak. Gel. Senin mi? Burada iyi hazırlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ya Allah, bismillah. AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Dedecan Belediye Başkanımıza, Urfa Açarca Başkan Yardımcımıza, Sayın Başkanımıza, Sayın Başkanımıza, Sayın Başkanımıza, Allah'a emanet olun.